Evet çocuklar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir sohbet günü yapacağım. Bana istediğiniz soruları sormanızı rica ediyorum. Bu sohbet günlerini eğlence amaçlı yapacağız bazen. Evet Sweetie'ciğim, sen başla istersen. Evet öğretmenim, ben size bir soru sormak istiyorum. Öğretmenim, şöyle bir soru sorayım. Nasıl bir soru sorsam? Öğretmenim, biz neden öğretmenlere öğretmenim diyoruz da annelerimize anne diyoruz, babalarımıza baba diyoruz? Neden hepsine anne ya da hepsine baba demiyoruz? Çünkü Sweetie'ciğim, o zaman şöyle düşün. Eğer herkese baba deseydin, mesela baba, o zaman mesela 50 kişi var, 50'si birden gelecekti. Peki sonra ben onu çağırmıştım deyip hepsini geri mi gönderecektin? Peki o zaman niye isimleriyle seslenmiyoruz? Nezaketten. Peki öğretmenim, tamam. Evet Şipçiğim, senin bir sorun var mı? Evet öğretmenim, benim de bir sorum var. Buyur sor bakalım. Öğretmenim, şimdi sormak istediğim soru şu. Biz yemek yediğimizde yemekler nereye gidiyor? Midemize. Onu biliyorum da orada ne oluyorlar? Kalıyorlar mı? Midemiz şişiyor mu yedikçe? Aslında bir müddet öyle. Ama bir süre sonra midemiz onları kendi yiyor. Nasıl yani? İçimizde canavar mı besliyoruz yoksa? Şipçiğim, hayır tabii ki de içimizde canavar falan beslediğimiz yok. Sadece midemizin içinde mide asidi denen bir şey var. Bu mide asidi sayesinde de içine giden yiyecekler eriyor. Anladım. Evet Çikolatacığım, senin sormak istediğin bir soru var mı? Öğretmenim, neden abur cuburların son kullanma tarihleri uzun olur ancak sütlerin kısa olur? Şöyle söyleyeyim Çikolatacığım. Çünkü abur cuburlara çabuk bozulmamaları için katkı maddeleri konur. Bu arada sen bakkaldaki sütlerden mi bahsediyorsun, marketteki falan, yoksa normal annenin yaptığı sütlerden mi? Annemin yaptıklarından bahsediyorum. Annem daha bir hafta tam olarak geçmeden sütü bitirmemiz gerektiğini söyler. Evet, çünkü onun içinde katkı maddesi yoktur. Katkı maddesi ne demek öğretmenim? Çikolatacığım, katkı maddesi yani onun daha uzun süre durması için içine konulan İlaç gibi bir şey. Ne? Anladın mı? Peki öğretmenim, anladım. Silçiğim, senin sormak istediğin bir soru var mı? Öğretmenim, mangaldaki köfteler nasıl pişiyor? Ne demek nasıl pişiyor? Çünkü babamı görüyorum. O köfteyi alıyor. Ama köfte değişik duruyor. Kıyma gibi duruyor. Sonra köfte oluyor. O nasıl oluyor? Silçiğim, Allah aşkına, merak ettiğin soru da bu mu? Her neyse. Bakın şimdi çocuklar. Altında ateş yakıldığı zaman o kıyma yavaş yavaş pişiyor. Pişince de köfteye dönüşüyor. Fakat bu hemen ateşe attım çıkardım olmuyor. Biraz beklemesi gerekiyor. İşte o zaman da leziz köfte oluyor. Bak ağzımı sulandırdın Silçiğim. Twins'ciğim, senin sormak istediğin bir soru var mı? Öğretmenim, geçen gün abim kitap okurken duydum. Kelebek etkisi ne demek? Kelebek etkisi şu demek. Yani küçücük bir olaydan büsbüyük bir olay çıkması. Büsbüyük derken yani kocaman bir olay çıkması. Öğretmenim, peki bir örnek verebilir misiniz? Tam olarak anlamadım çünkü. Mesela şu şekilde düşün. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki sen pikniğe gittin ve ateşini tam söndürmedin. Sonra bir kıvılcım düştü. O bir kıvılcım
başka bir kıvılcımın düşmesine sebep oldu. O ikinci kıvılcım da üçüncünün düşmesine. Bu şekilde küçük bir ateş ortaya çıktı. Bu ateş odunları yakmaya başladı ve yandaki çimleri, otları. Sonra ateş büyüdü. Yavaş yavaş ağaçları yakmaya başladı. Sonra ateş daha da büyüdü ve bütün ormanı yaktı. İşte küçücük bir kıvılcımdan kocaman orman. Küçücük bir kıvılcım kocaman bir ormana bedel oldu. Kelebek etkisi bu demek. Anladım öğretmenim. Çocuklar, velileriniz geldi. Çokoleciğim, anneannen geldi. Sweetie'ciğim, sizin babanız geldi. Twins'ciğim, sizin de dedeniz geldi. İyi öğlenler çocuklar, sizin de iyi öğlenler.